Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pasta pastası grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bunun İngilizce karşılığı pie of pie chart'tır. Peki, bu grafiği ne zaman ve nerede kullanabilirsiniz? Bu sorunun cevabı şöyle. Şayet bir veri tablonuzda belli bir oranda veri ayrımı yaparak görmek istediğiniz sonuçları ortaya çıkarmak istediğinizde kullanmanız gereken grafik türüdür. Ki bu oran tipi, veri miktarı, veri değeri, yüzde veya özel parametreler olabilir. Ben hazırladığım bu örnekte bir öğrenci grubunun almış olduğu ders notlarını kendi belirlediğim parametre göre iki farklı grafik tipine göre gruplandırdım. Şimdi bunların nasıl çalıştığına bir bakalım. Ama öncelikle şu anda üzerinde bulunduğumuz grafiğe bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi ikinci grafik tipimize bakalım. Bu da burada. Yine formüller, şimdi hesapla diyelim. Bir tanesi pastadan pastaya, bu ise pastadan sütuna şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradan kopyalıyorum değerlerimi ve sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Aslında grafiğimizin yapımı çok basit. Burada önemli olan mantığını ve nasıl kullanıldığını bilmek. Şimdi sırasıyla bakalım. Öncelikle grafiğimizi yapalım. Ekle'ye geliyorum. Ve buradan tüm grafiklerden pastayı seçiyorum. Grafiğimiz şu. Tamam dediğimde grafiğimiz oluşuyor aslında. Buradan şöyle yapalım. Grafik başlığı gitsin, gösterge gitsin, veri etiketlerini ekledim şu şekilde. Bunları büyütüp beyaz yapalım. Kalın olsun. Grafiğimizin tasarımı ise şu şekilde olabilir. Veya siz istediğinizi seçebilirsiniz. Bu sefer bu olsun. Ben bunu yapacağım. Sadece şuradan göstergeyi kaldırmak istiyorum ama ben. Biraz daha büyüteyim. Şunları da biraz daha büyük yapalım. Şöyle görünsün. Tabii şuradaki verilerimizi şöyle seçelim. Böyle olmasın. Kategori adı olsun ki buradaki detayı görelim. Buradaki mantık şu. Diğer dediğimiz kısım bizim için çok önemli. İkinci pasta grafiği diğer dediğimiz kısmın detayını gösteriyor aslında. Ve biz bu diğer dediğimiz detayı kendimiz istediğimiz şekilde belirleyebiliyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? Şöyle yapalım. Veri serisini biçimlendir dedim. Buradaki önemli detay seri ayırma ölçütü. Yani şu. Bakın burada konum seçili. Konum dediğimiz aslında şu. Ben şunu 5 yaptığımda şöyle sağ tarafa doğru çekeyim. Burada diğer dediğimiz alandaki pastanın ikinci pastası yani diğerin detaylandırılmış halini 5 tane isim seçiyor. Neye göre seçiyor? Buradaki verilere göre seçiyor. Peki konum hangi 5 taneyi alıyor diye bakarsak dikkat ederseniz son 5 taneyi aldı burada. Yani konum aslında buradaki son 5 taneye bakıyor. Bakın şimdi Kadir ekledi şuraya. Şurada. Bir tane daha yaparsak Kadir'in bir üstündeki Hatice'yi eklemiş olması gerekiyor şurada. Şurada. Şimdi geri alıyorum. Bakın Hatice gitti. Kadir de gitti. Hatta bir tane daha gitsin. 3 yapalım. Detayı tam görmüş olalım. Şenay, Şenol, Umut. Bakın. Umut, Şenol ve Şenay'ı aldı burada. Bir tane daha aldığım zaman Nehir alacak. Bakın bakalım. Evet burada. Peki parametreyi değiştirelim. Yani ayırma ölçütünü değiştirelim. Değer olarak diyelim buna. Burada şundan küçük değer dediği aslında şu. Buradaki değerlerden küçük olanı. Yani şöyle yapalım. Burada mesela 50 var. 43, 35 var. Mesela 45'ten küçük değerler diyelim. 45'ten küçük değerler. Bahar, Nehir ve Birol. Bakalım. Bahar, Birol ve şuradaki Nehir. Burada ise son 5'e bakmıyor. Değerlerin içinden en küçük yani sizin belirlediğiniz en küçük değere göre burada pasta grafiği oluşturuyor. Diğer kısmına bunu alıyor. Yüzde değeri olarak ise buradaki toplamın yüzdesini alıyor. Diğer olarak bunu seçiyor ve siz burada mesela %10'a göre şunu almış oluyorsunuz. Peki biz bunu arttırabilir miyiz? Arttırdıkça buradaki
değerler diğer alanı büyürken şurası da çoğalıyor. Bakın dikkat edin. Ve burada artık hiçbir şey kalmadı. Hepsini buraya aldı. Şöyle yapalım. Burada hiçbir şey kalmadı. Tamamen buraya aldı. Buna göre bir ilişki kuruyor kendince. Yani şöyle yapıyor aslında. Buranın toplamını alıyor. Ve sizin belirlediğiniz şuradaki yüzde değerine göre karşıya geçiriyor. Peki son olarak özele bakalım. Özel dediği de şu. Sizin bu diğerinin içine hangisini katmak istiyorsanız onu tıklamanız yeterli. Bakın ben mesela şurada Şenay'ı tıklıyorum. Diğerinin içine katacak. Nasıl katacak? Şu anda katmadı. İkinci çizim dediğimde buraya Şenay'ı aldı. Şurada. Tekrar ilk çizime dönüyorum. Şenay'ı buraya alıyor. Yani iki tane ayrımı görebiliyorsunuz burada. Peki Hatice'yi seçelim bu sefer. Hatice'yi aldığımda buraya ikinci çizime şunu aldı. Bakın. Hatice burada. Şenay ise burada. Özel dediğimiz de bu. Peki burada başka daha neler yapılabilir? Boşluk genişliği arttırılabilir. Şöyle. Ara mesafe verilebilir. Veya kısaltılabilir. Daha yakın olması sağlanabilir. İkinci çizim boyutu ise büyütülebilir veya küçültülebilir. Bakın şu şekilde. Diğer grafiğimizde şöyle yapabiliriz. Şunu seçebiliriz. Seri grafik türünü değiştir dediğimizde yine pastaya geliyorum ve bu sefer de şunu seçiyorum. Pastadan sütuna şeklinde. Şuraya giriyorum. Shift'e shift'tir. Rastgele arada diyorum. 1'den 100'e kadar. Formüller şimdi hesapla. Bu videoyla ilgili anlayacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.